Merhabalar. Bugün 1 bölü x fonksiyonunun limitini inceleyeceğiz. 1 bölü x fonksiyonu bir önceki videoda limit kavramından, limitin ne olduğundan bahsetmiştim. Örneklerden bir iki örnek vermiştim. Bu sefer sonsuzda limitle ilgili çok güzel bir örnek olan 1 bölü x fonksiyonunu ele alacağız. Sonsuzda limitlerin tanımını vermiştik. Sezgisel olarak bakacak olursak 1 bölü x fonksiyonuna. Şimdi x değerleri büyüdükçe fonksiyonun görüntüsü sıfıra yaklaşıyor. O zaman x değerlerini istediğim kadar büyütüp fonksiyonun görüntüsünü sıfıra istediğim kadar yaklaştırabilirim. Yani sadece şu grafikten bakarak bile x sonsuza giderken 1 bölü x'in limiti sıfırdır diyebilirim. Yani x değerleri büyüdükçe görüntü sıfıra yaklaşıyor olarak ifade edilir. Şimdi bir reel sayıya yaklaşırken yani x sıfıra dikkat edin. X değerleri sıfıra sağdan yaklaştıkça fonksiyonun görüntüsü sonsuza ıraksıyor. Sezgisel olarak grafikten bunu okuyabiliriz. Hatta x değerleri sıfıra soldan yaklaştıkça şöyle bakın. X değerleri soldan sıfıra yaklaşıyor. Görüntü gittikçe küçülüyor. O zaman limit x sıfıra soldan yaklaşırken yani x değerleri sıfıra soldan yaklaşırken fonksiyon da eksi sonsuza ıraksıyor deriz. Şimdi tanımdan yola çıkarak bu ikisini inceleyeceğiz. Hatta bunun devamında 1 bölü 10 üzeri x'in de limitini görebiliriz. Bu da önemli bir fonksiyondur. Özellikle 0,9 devreden 1'e eşittir videosunda o ispatı yaparken bu fonksiyonun limitinden faydalanmıştık. Herkes olmaz öyle kabul ediyorsun gibi tepkiler de yorumlar da gelmişti. Şimdi şuradan başlayalım. Nedir? X bir reel sayıya yaklaşırken fonksiyonun sonsuza ıraksamasının matematiksel tanımı nasıl gösterilir? Seçeceğim her a sayısı için 0 küçük x eksi a küçük küçük delta ise fx büyük a. Fx büyük a. Ne anlama gelir? A'nın delta komşuluğundaki x'lerin görüntüsü seçeceğim bütün sayılardan büyük olur. Seçeceğim a'ya göre böyle bir delta bulabiliyorsam eğer x değerleri a'ya yaklaştıkça fonksiyon sonsuza ıraksar. İnceleyelim bizim fonksiyonumuz için. Şimdi mutlak değere ihtiyacım yok. Sıfıra sağdan yaklaşsın istiyorum. X eksi a küçük delta. Çünkü x değerleri a'dan büyük olacak. A'ya sağdan yaklaşsın istiyorum. Alacağım her x a'dan büyük olacak. O yüzden de oradan x eksi a küçük delta ise fx fonksiyonum nedir? 1 bölü x büyük a. Bu koşulu sağlayan bir delta bulabilecek miyim? Hatta a dediğim şey aslında zaten sıfırdı. Sıfıra sağdan yaklaşsın istiyorum. Yani x küçük delta. 1 bölü x büyük a iken x'ten büyük bir sayı bulabilecek miyim? Hemen burayı düzenleyelim. Bu her ikisi de pozitiftir. Çok büyük sayılardan bahsediyoruz. Çarpımsal tersini alırım. X küçük 1 bölü a. Yani delta'yı 1 bölü a alırsam 1 bölü a, yani delta'yı 1 bölü a alabilirim. Bu koşulu sağlayan bir delta bulmuş olurum. Seçtiğim bir a için 1 bölü x a'dan büyük iken x neyden küçük olacak? 1 bölü a'dan küçük olacak. Böylece koşulum sağlanmış oldu. Yani x sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü x sonsuza ıraksar. Şimdi bunun için hatırlayalım. Tanım neydi? Önce ona bakalım. Her epsilon büyük 0 için, her epsilon büyük 0 için bir epsilon seçeceğim. Ne istiyorum? X sonsuza ıraksıyor. Yani x'in çok büyük, bütün a'lardan büyük olmasını istiyorum. X büyük a ise fx eksi b diyelim. Küçük epsilon. Bu koşulu sağlayan bir a sayısı bulabiliyorsam eğer demek ki x çok büyük değerler aldığında fonksiyon b'nin epsilon komşuluğunda olacak. Yani fonksiyon b'ye yaklaşır anlamına gelir. Bizim burada durum ne olur? Böyle bir bu koşulu sağlayan bir a var mı? Bunu inceleyeceğim. X büyük a ise fx nedir? 1 bölü x eksi 0'a gitsin istiyorum. Küçük epsilon. X'in çok büyük değerlerinden, pozitif değerlerinden bahsettiğim için burada mutlak değeri ihtiyacım yok. 1 bölü x küçük epsilon. Evet yine benzer bir durum. Her ikisinin çarpımsal tersini aldığımda
x büyüktür 1 bölü epsilon. Yani yine bu koşulu sağlayan bir A sayısı 1 bölü epsilon alabilirim. Aynı mantık, bu koşulu sağlayan bir A sayısı bulabildiğime göre, evet, x 10'sa giderken 1 bölü x'in limiti 0'dır. Yani 1 bölü x fonksiyonu 0'a yaklaşır, istediğim kadar yaklaştırabilirim. Limit durumunda bu eşitlikten bahsediyoruz. 1 bölü x 0'dır gibi bir cümle kurmuyoruz. X çok büyük olduğunda 1 bölü x 0'a yaklaşır. 1 bölü 10 üzeri x'i buradan faydalanarak yine gösterebilirim. Onun da mantığı şudur. 1 bölü 10 üzeri x küçüktür 1 bölü x'ten her koşulda. 1 bölü x için bu koşulu sağlayan bir a sayısı vardı. Bu koşul için seçtiğim, 1 bölü x için seçtiğim herhangi bir seçeceğim epsilon için 1 bölü x'te sağlayan bir a sayısı bulabildiğime göre 1 bölü 10 üzeri x için de aynı a sayısını kullanabilirim. Yani bu şu anlama gelir. Limit x sonsuza giderken 1 bölü 10 üzeri x de 0'a eşittir. Kısa bir örnek vermek istedim. Umarım açıklayıcı olmuştur. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Okay.